Neden hala hemşire içeride? Yoksa bir sorun mu var? İpek'cim sakin ol, ilgileniyorlar işte. Kenan geliyor. Abi. Ne zaman geldiniz siz? Çok olmadı. Sen neredeydin? Doktorla konuştum. Ne dediler, durumu nasıl? Melih iyi, merak etme. Hemşire hanım, durumu nasıl? Hastamız gayet iyi. Doktor bey taburcu edeceğinizi söylediler. Çıkış işlemlerini halledebilirsiniz. İnanamıyorum, duydun mu abi? Geçmiş olsun. Görebilir miyiz peki? Tabii tabii, buyurun. Nasılsın? Çok ağrım var mı? Biraz. Ama daha iyiyim, merak etme. Çok korkuttun bizi. Evet, gerçekten çok korktuk. Hele silahla vurulduğunuzu öğrenince bayağı telaşlandık. Nasıl karıştınız böyle bir olaya? Tanıdığınız insanlar mıydı? Arzu, sırası mı şimdi? Ay, ne olacak canım? Müstakbel eniştemi silahla vurulmuş. Bunu merak etmemden daha doğal ne olabilir? Az önce hemşire söyledi. Bugün taburcu olabilirmişsin. Hı, bana da söyledi. Bu kadar el atlattığına çok şükür. Aslında ailene haber vermek istedik ama telefon numaralarını bulamadık. Olsun. Haberlerin olmadı daha iyi olmuş. Telaşlanıp üzülürlerdi şimdi. Sen yine de ayağa kalkınca ver numaralarını. Bizde de bulunsun. Allah korusun. Böyle zamanlarda... Yani ailene ulaşamayınca çok çaresiz kaldık. Haklısın da yaşlandılar artık. Beni bu halde görmemeleri... Emin ol, daha iyi olur. Ama onlar senin ailen. Bilmeleri gerekir. Yani böyle hiçbir şeyden habersiz. Artık siz de benim ailem sayılırsınız. Ben gidip taburcu işlemlerini halledeyim. Sonra da bize geçeriz. Yo, lütfen Kenan. Hiç gerek yok. Ben yardımcıma haber veririm. O beni buradan alır. Melih, doktoruna iyi bakılman gerekir dedi, unuttun mu? Ne de olsa bizim evde annemiz sayılır. Et suyuna çorbalar pişti bile. Teşekkür ederim ama gerçekten hiç gerek yok. Hem evde yalnız olmayacağım. Yardımcı da var. Melih itiraz etme. En azından bir iki gün kalırsın. Ayağa kalkıncaya kadar. Neyse, ben gidip işlemleri halledeyim.